Trant ve ekranlarından mutlu pazarlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, bugün birkaç hafta önce program konuğum olmuştu kendisi. Sayın Abdullah Kızılay'ı tekrar konuk ettik. Gazeteci, siyasi analist Abdullah Kızılay. Özellikle internet üzerinden bizim canlı yayınımız var. Çok izlenme rekoru kırılmış. O yüzden tekrar arkadaşımızı konuk etmek istedik. Hoş geldiniz. Başında yani sadece yani internet aracılığıyla tüm dünyada izleniyor. Yani izleme dışında zaten biz bunu kayıta da alıyoruz. Yani son yaptığımız programda gerçekten yani yoğun bir ilgi vardı. Çok da efendim tecrübeli de olmasa bazı konularda ama özellikle yaptığımız açıklama gerçekten gündem yarattığına inanıyorum. Aslında gayet içten yaptığınız belki yorumlar ve öngörülerinizin kuvvetli olması izleyenleri tekrar doğal bir şekilde, Yani açık söylemek gerekirse daha hesapsız, daha natürel olduğu için ilgi çekti. Evet. Yani herkesin illa yani özellikle hep alışık olduğu çok diksiyonu düzgün, profesyonel şekilde yani konuşmuyor değil ki halk diliyle konuşuyoruz. Aldığımız eğitimimiz ama Allah'a çok şükür Allah-u Teala'nın bize verdiği bir özel bir eğitim, özellikle ön sezilerimizle gerçek sonuca gidiyoruz. Evet. Yani farkımız bu. Biz sizi gerçi geçmiş programda tanıtmıştık ama mesleki anlamda da kendinizi şöyle bir kısa tanıyın. Çünkü ben yıllar önce herhalde bir 10-11 yıl önceydi yanlış değilsem. Küçücük bir sivilce problemi yaşamıştık. Evet, evet, şimdi... Az önce onun sohbetini yaptık Abdullah Bey'le. Evet, evet. Geçmişi hatırladık. Gerçekten hatırlamıyorum ismini ama çok etkili olmuştu. Şimdi gerçekten yani bu da zaten farklı bir durum. Benim meslektarım olarak efendim gazetecilik asıl mesleğim benim efendim kozmetik işte şimdi dünyanın en iyi sivilce kremi formülü bende bunu dünya genelinde bugün Almanya Amerika'da bir talep var Diyarbakır'da benim efendim kilitli olduğum için bir nevi milyon dolara efendim biz kazanmam gerekirken şimdi birazdan ki programı isim vermeyelim çünkü yok. Reklama girecek isim vermeden şimdi yoksa ikimiz konuşurken evet. Devletin kaynakları ciddi anlamda, gerçek anlamda kullanılsaydı ben de sıradan bir mağdur insanım. Ben meseleyizin için söylemek istedim. Çünkü bazı çevremdeki arkadaşlar, arkadaşın mesleği ne? Lütfen sor dedikleri için bunu da paylaşmak istiyorum. Ama gerçek anlamda evet. Benim ekmek yediğim mesele efendim kozmetik olarak, kozmetik evet. Madde yapıyorum. Ve bunu Allah kısmet ederse hem kendi dağıtım dalımız hem normal efendim gazetecilik yapacağız hem şey analizler yapacağız. Asıl mesleğim efendim tatlı kozmetik işi. İnternette dünya genelinde satış hattını devam edeceğiz. Yani diyorsunuz ki basından biz para kazanamıyoruz. maddi olarak ticaretle uğraşıyoruz ama Diyarbakır'ın yerel basını da elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Gündemimiz, konumuz malum günlerdir dünyayı hatta meşgul eden müthiş 10 Aralık operasyonu. Aslında bunun bir yıllık bir soruşturma olduğu dile getiriliyor. Fakat AK Parti ile cemaat arasındaki kırılmalar tabii bunlar hepimizin okuduğu yorumlardan birebir tabii ki bunların çoğu da iddia. Bir şey kanıtlanmayana kadar iddiadır. Oslo görüşmeleriyle başlayan kırılmalar da aslında bunlar. Ve günümüze kadar bu şekilde sirayet etti. Sizin yorumlarınız ne olacak? Evet, ne oluyor? Yani önümüzde 3 seçim çok var. Şeyler oluyor. Neler olacak? Çok şeyler de olacak. Hani çok şeyler olacak derken sonuç itibariyle şimdi yıllardır ülkemizde gerçekten yolsuzluk, rüşvet ve haksız kazançlar var. Bu tüm iktidarda oldu. Şimdi yani AK Parti iktidarı da yani bir gerçek bir realite söylerse diğer efendim hükümetlerine göre gerçekten daha iyi. Ama son bir operasyonla özellikle o iddialara göre o paralar bir de hala ısrarla yani skandal bir şekilde bugün milyar dolarlar telaffuz ediliyor. Efendim Dış Bakanı'nın çocuğu hiç öyle bir şey olmamış ha. AK Parti ne kadar güçlü. Yani asıl şok olan şey geçmişte ufak tefek şeyler oldu ama bugün AK Parti'nin 11. yılında çok güçlü bir şekilde bir operasyonu olması. Hani bazı idareler olsa diyor efendim efendim cemaatin falan etkisi zaten mutlaka var. Kendi aranda şeyler vardı da sonuç itibariyle bir rahatlık var. Hani bunun bir savunmanın bir yanı yok. Ayakkabı kuturanda paralar bulunuyor. Onun üstünde hala bahane yok. Efendim parayı İmam Hatip listesi yapacağız diye. Yani bu savcıdaki savunmayı diyorum ben. Evet. İmam yani ayakkabı kutusunda bulunan para için mi buluyorum? Evet, mesela 4,5 milyon efendim, dolar bulunan bir kişiyle ilgili parayı ne yapıyoruz? Para hayırdır efendim falan. Bu parayı efendim İmam Hatip listesi yapacağız. Ya Allah'tan korkun. Bari
o kutsal dinimizi alet etmeyin. Bunu ben her iki taraf için diyorum. Kesinlikle bunu bir yandan... Ama bir de şu var, böyle bir dönemde, böyle bir çağda evde para bulundurmanın mantığı ne? Böyle mantık olabilir mi? Milyoner durduruyor diye bir idam var ya, milyoner evet. Demek evde durduruyor. Bu şimdi mantıktaki... Özellikle hükümet yastık altından paranızı çıkarın derken, insanlara yatırıma dönüştürün paralarınızı derken, devletin bireysel emeklilikte %25 katkı payı varken evde para bulundurmak için çocuk bile inanmaz. Tabii. Şimdi sonuçta bir de savunması yok. Hala ben anlamıyorum. Ya şimdi tam sonuçta ne kadar koplosu yok, efendim faiz lobisi yok, efendim lahmacun lobisi. Böyle bırakalım. Sonuç itibariyle real bir şey var. O para var. O para nedir? O para salta para değil değil mi? O para sapan makinesi salta değildi. O bakana da yani bir efendim dömürür değildi. Onun da sonuçta bir bakanın Sayın Bakanı ya İçişleri Bakanı ve çok önemli bakanlıklar ha. Ya efendim bugün Türkiye'nin efendim akılması için kilit noktadaki Türkiye'de Sayın Zafer Çağlayan iddia göre tahtını satmıyorsun ne kadar? $700 bin bir saati takan bir bakandan bahsediyoruz. $700 bin askeri ücret ne kadar Türkiye'de? Brüt 1000 olması lazım. 1000'in daha altı diye yapmıyor. Brüt. Ha brüt olarak 1000 derken hani net olarak inan ben bugün hani görüştüm askeri ücret arkadaşlar vardı. Yani 800 civarı var. Evli bakli bile 800. Türkiye'de milyonlarca insan aşırı sınırının altında yaşıyor zaten. Yani ben şimdi bir kere hani özür dilerim ama hani illa bizim zaten kesinlikle hem sizin de şüphem yok. Biz kesinlikle hiçbir tarafı tutmuyoruz. Evet. Hiçbir tarafı neyse gerçek yani hangi tarafın eksisi, hangi tarafın artısı olsa biz bunları gerçek olarak biz açıklıyoruz. Ben kendimle konuşuyorum. Benim programda taraf olayı zaten hiçbir şekilde yoktur. Hiç kesinlikle ben bu konuda sizi takip ediyorum ama genelde programa siz bakarsınız başka televizyonla da uluslararası da efendim cemaate yakın. Televizyona bakıyorsun direkt ben efendim AK Parti efendim hükümeti bile yani hedef alıyor. Kemirmiş durumda yani bir öyle bir şeye denk geldik ki hükümeti tutan basın bir tarafta, cemaati tutan basın bir tarafta. Bu arada şunu da ekleyelim, ilk hatırlattınız, son haberlerde bunu da izledik. Belki bilmeyen izleyicilerimi paylaşmak istiyorum. Artık basının emniyete girmesi yasak. 81 ile genelge yayınlandı. Çok güzel. Eğer gerekli görülürse, bir basın açıklaması olursa basın çağrılacak mı? Onun dışında basın kartlarının iade edilmesi isteniyor. Bu da çok ilginç bir gelişme. Bugüne kadar sıkıntı bir gelişme. Bir de hani ayrıca, bir sıkı yönetim döneminden herhalde. Bir de ayrıca bir şey daha belirteyim. Yani Gülden Hanım, skandal şey, bu güvenlik güçleri operasyon yapan, emir alan polisleri sen onları görevden alıyorsun ya. Bugün benim Kürdistan'ım. Ama biz bu yerde, basın konusunu çok küçük görmeyeyim. Çok yok, önemli tabii, bir şey. Tabii çok önemli. Sansür. Basının emniyete yasaklanması çok konuşulacak aslında. Çok tartışılacak bir konu. Bunu zaten ulusal medyalarda da dile geldi. Belki haftanın artık konusu olacak. Basının emniyete önünün kapanması çok düşündürücü. Şimdi özür dilerim. Bugün efendim bizim bölgemize efendim Kürdistan'da bugün güvenlik güçlerin yani bazı olaylarda orantısız güçle halka yönelik orantısız güçle veya birkaç olayda efendim katledilen Kürt halkından yayınlanan güvenlik güçlerinin nasıl hükümetin Sayın Başbakan nasıl onları işte efendim koruduğunu gördük. Ama aynı şeye bir bu yani operasyona bakarsa operasyona yer alan efendim güvenlik güçleri bir emniyet müdürü görevden uzaklaştırıyor ya. Bugün İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkan görevden alınıyor. Alınıyor. Evet. Hatta onun yerine efendim yanlış mı bir şey işte Aksaray valisi. Aksaray il valisi yerine efendim atanıyor. Bu büyük bir skandal ve bakanlarla ilgili çok ciddi iddialar, çok ciddi belgeler. Daha da ben iddia demiyorum, kararlar bellidir. Bu bakanlarla ilgili herhangi bir efendim fezleke hazırlanmıyor. Evet. Savcılık herhangi bir talimat vermiyor. Yani şimdi bugün İşin ilginç tarafı yani bir hakim olmak da bir savcı olmak da zor diyebilirim. Bir polis bir güvenlik gücü de yani şu açıdan hem cemaat arasından idarelere göre hem de efendim AK Parti efendim bu tarafa. Konuyu dağıtmadan ben bir şey açalım ondan sonra diğer konuya geçelim. Şimdi fezleke ile ilgili tabii ki bu hafta pazartesi günü aslında yarın itibaren her şey belli olacak. Dün yanlış değilsem milletvekillerine bir yemek verildi Başbakan tarafından. Bir kapalı oturum gibi bir şey muhakkak konuşulan şeyler olmuştur. Fezleke meclise gelecek mi gelmeyecek mi onu göreceğiz ama Başbakan ben açıklamalarda bulunacağım demiş. Ama tabii ki muhalefetin beklediği fezleke. Bir de ben şunu sormak istiyorum.
siz de muhakkak biliyorsunuz, artık soruşturmalar amirlerin, artık savcıların değil, baş savcıların, yani tepedekilerin izni olmadan yürütülemeyecek. Bu da yargının artık el kolu bağlanacak anlamına geliyor. Ne oluyor? Yani bu gidişat şimdi soruşturmanın önünü mü kapatmak için mi yapılacak size göre? Çok açık verdi yani. Bir de Sayın Başbakanımızın ruhunu da görüyoruz. Yani değişmiş bir de konuşmalarında yani bu konuyla ilgili yani hemen bakanlığın bir kere açıklanması lazım. Yani bu soruşturma sonucunda çok ciddi bakanlar sözlü olarak kulislerde şöyle konuşuluyor. Bakanlar sözlü olarak istifalarını sunmuşlar. Evet, sözlü. Sözlü İddia olarak. İddia tabii. Evet, sözlü olarak istifalarını sunmuşlar. Evet. Artık bunu bu hafta içerisinde yani ben göreceğiz. Kendim geçmiş dönemde Sayın Başbakan'a çok güvenmiyordum. Hem benim bireysel bazı durumdan dolayı hem de bu özellikle bu olayla ilgili çok açık bir şekilde bugün Türkiye halkı da artık uyanmış. Yani ne kadar birçok AK Partili arkadaşlar mesela tepki efendim gösteren var. Ne oynuyor? Yani bu oyun yani din girer alanında gerçek bir şeyler var. Şimdi Sayın Başbakan özellikle bizim abdestimizden şüphemiz yok ki biz namaz kılıyoruz. Evet. Tamam Sayın Başbakan'ın abdestinden şüphemiz yok da Sayın Başbakan senin çevrendeki, senin kadro, senin her milletvekilinin ne yapıyor? Hepsi efendim namazın yazında mı? Allah aşkına ya. Senin Balkanların oğulları, çocukları bugün üzül diyelim. Bugün efendim Azeri işte efendim şey işte iş adamı. Ebru Gündeş'in eşi olarak Ebru bilinen. Ebru Gündeş'in eşi bir de 1 milyon dolara bir tablo alıyor. Evet. Yani 1 milyon dolara bir tablo alan Ebru Gündeş'in kocası Azeri iş adamı 80 milyarlık iddiaya göre İran'la yani 80 milyarlık bir altın. Bu ya efendim Allah'a gönderiyor. Bak mesela ben Amerika'nın, CIA'nın ne kadar oyun içinde olmasını iddia etseler de ben fazla inanmıyorum. Gerçi yani nasıl inanmıyorum? Sonuçta bir gerçeklik var. Yani sen bunu illa olayı efendim CIA ve şey Amerika zaten sen iktidar olduğun dönemden beri hep efendim Amerika'da içeceksin. CIA'da içeceksin. Şimdi gelmiş bahane senin bakanın çalmış. Özür dilerim iddia göre. Ben iddia demiyorum. Siz biraz farkınız ben hani yani şimdi şöyle soruşturma henüz netlenmediği için yani mesleğimiz gereği de bunu söylemek zorundayız. İddiadır. Sonuçlandığı zaman soruşturmanın akıbeti görüldüğü zaman. O paralar da benim olmadığına göre de tabii mutlaka o paralar da gelecektir. Sonuç itibariyle Sayın Başbakan'ın yani Başbakan'ın yani değişiyor da yani şimdi Sayın Başbakan'ın bugün gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yolsuzluğa ilgili çok güzel çalışmalar yaptı. Bugün ondan önceki CHP'nin mesela efendim işte hani yani İstanbul'daki işte İSKİ'yle ilgili skandal, rüşvet falan göz atabiliyorsunuz. Zaten en büyük operasyon oydu. Türkiye tarihinde mesela bana göre yani birkaç ufak tepki daha şey oldu. Ondan sonra asıl bu da ama bu özellikle Sayın Başbakan olmak üzere herkes tüm dünya şok oldu. Şimdi AK Parti çok güçlü. AK Parti her tarafa efendim hakim. Gerçi biz diyoruz efendim adalet yolu yargı diyoruz. Bu adalet yargı hiçbir zaman biz köklere maalesef hiçbir zaman gerçek olasına adalet sağlamadı ki. Şimdi bugün efendim çok özür dilerim. Şimdi biz hani konu belki karışmasın. Bugün efendim hani Huya bu operasyon Huya açılış hani açılma ilgili bir sabote yapmak istiyorlar. Yani buna kabul olsa bile sanki sen hani hükümetin açılma ilgili ciddi alanda hani bazı bize gelişmeler var. Şunu mu demek istiyorsunuz? Bazı çevreler bunun Kürt sorununun Kürt aşılımının bitmesi için sözde cemaat öyle bir iddiası o olabilir. Ben ona bir şey diyemem. Siyah da işin içinde efendim olan ona bir şey diyemem. Sayın Başbakanım, Sayın bunu istemeyen cemaat mı yani? Yani sözde, yani o iddialara göre o şey olabilir zaten. Son hocamızın maşallah koltuğundan zıplayarak konuşması böyle bedava etmesi de yanlış buluyorum zaten. Bir din, siz nasıl yorumlayacaksınız ya onu? Bir efendim, bir yani dini sözde temsil eden, hani bir İslam yarışmalarına bir hoca denen, yani efendim Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitabımızın bütün ayetini bilen bir şahısın. Bir kere efendim Amerika'da kalması ben zaten kabul etmiyorum. Yani hoca da bir... Ama yasaklı. Yasaklı derken yine sonuçta işin sonuçta efendim efendim AK Parti'de faydası olan bir şahıstır. Yani bugün belki AK Parti hükümeti Sayın Başbakan belki yani hocaya karşı gerçeğe giderse bir nankörü de olabilir. Özür dilerim veya başkan da bu olabilir ama sonuç itibariyle Sayın Hoca'nın o son açıklamasını ben hiç tavsiye etmiyorum. Ne kadar haklı olsa da şimdi o da vurulmuş. Peki ben şunu söyleyeceğim. Hani bunu haklı çıkarmak anlamında demiyorum. Şu anda görünen şu ki soruşturma bitene kadar inşallah herkesin içini rahatlatacak şeyler olur. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Onu konuşacağız zaten de. Ama Gülen de dahil. Hiç kimse peygamber değil. İnsanoğlunun hani bir yere kadar bir sabrı vardır.
kontrolden çıkıp insanlar beddua da edebiliyor. Çok özür dilerim, argo kelimeler de kullanabiliyor. İnsanoğlu çünkü en nihayetinde. Ama ben şu öfkeyi şuna bağlıyorum. Hani hepimizin tabii basından yıllardır takip ettiği kadarıyla cemaat, AK Parti işbirliğiyle bugünlere gelindi. Hep söylenir. Bunun kırıklığı mı? Bunun öfkesi mi? Tabii. Patlaması mı bu acaba? Şimdi zaten Sayın Gülen efendim dememiştim. Demedim, edemedim. Yani daha ne var ya? Altladı yani, evet. Ne biçim patates? Zıpladı yerine başladı. Hocam hiçbir zaman gülmedi. Hem normal anlatıyor falan. Hem normal ama hoca yerinden mesela zıpladı. Maçta biz gördük, hani şok oldu. Demedim, edemedim, diyemedim. Evet. Ama maalesef her şeyi söyledi ama bir bedava, bir hoca tarafından bir bedava ederek, yok efendim 600 gün söylüyorum, evi yansın. Hatta son günlere kadar da Sayın Bülent Arıncı'nın cemaatleşme problemlerinin özellikle böyle deklare ediyordu, evet, olmadığını dile getiriyordu ama artık görünen köy planımız istemiyor. Çok özür dilerim, inan sana bir de bak Sayın Bülent Arıncı, AK Parti. Şimdi mesela kimi özellikle Muazzam Akar tarafından Sayın Bülent Arıncı biraz daha İslam'a yakın olduğunu görülüyor. Çok günler gidiyor. Vallahi bile pek. Farklı şeylere bakar. Ben kendime gözü derim ha. Benim yaşantıma daha ben onu görünce Sayın Bülent Arıncı yolsuzlukla ilgili ben dosya dönem dosyayı ben efendim geri çektim ya. Sayın Başbakan'ın Diyarbakır ziyaretinde yolsuzlukla ilgili ben büyük bir dosya sundum. Neden ben çektiniz? Ya arıyorum. Sayın Bülent Arıncı dosyaya baktı mı bakacak da. Bir hafta geçmiş. 10 gün geçmiş. Yani özür dilerim ama bu dosya ilgili. Bu Diyarbakır'la mı ilgili hazırladığınız bir dosya? Diyarbakır'la ilgili farklı alanda benim tespitlerim, benim iddia değil, belgeli bir şekilde. Yani son güvendim. Hani bazı kişiler mesajım, özellikle AK Parti olmayan arkadaşlar, hani bir inanç var ve yani herkesin kendi parti liderine göre bakışı farklıdır. Çok farklı ama böyle bir şeyiniz vardı. Yani, neden bu partiye değil de hani yargıya taşımadınız? Hani, elinize deliller vardıysa. Hani, dediniz ya. Ya şimdi ama konuya girmeyeyim, yargı demeyin. Ben yargı mı gördüm? Ben adalet mi gördüm? Yani şimdi konuya şimdi ben yargı görseydim bir devletin savcısını aynı günde üç defa kastı tartışma cezasına girerdim. Yani Abdullah kıza orada zaten yargı diye bir şey, adli bir şey görmemiş. Ben fazla girmeyeyim yani sonra uçak olayı falan. O zaman şeye gelelim. Onu da dağıtmayalım. Kırılma noktasına gelelim. Biz hani şöyle konuşalım. Yani hükümet kabul etmedi bunu. Kaç gün önceki bu daha doğrusu cemaat gerginliği uzun süreye dayanıyor. İki taraf da bunu kabul etmemişti ama artık patlama noktasıyla her iki taraf da kabul etti. Size göre hükümet cemaat hükümeti taşıyarak iktidara mı getirdi? Tabii veya getirdiyse bu kırılma noktası neden hakikaten güçler savaşı mı bu? Çok çok özür dilerim. Şimdi biz bir konu cemaat yani tam taşımadı. Bunu oy veren halk. Bugün efendim cemaat de Türkiye'de yani %50 değil ki %8-10 gibi var. Sonuç itibariyle cemaatin ama cemaatin bir farklı bir gücü yok muydu? Bir kere efendim Amerika'nın gücüyle. Şimdi sayın hocamız Amerika'da olduğuna göre rahattır. Bugün benim Amerika'ya girişim yasak. Benim Amerika girişim yasak. Özür dilerim. Bugün birçok vatandaşın Amerika girişi yasak. Sayın hocamızın o da rahat bir şekilde o da efendim alması. Bir de yani hani İslam'ın bir temsilcisi olarak kendi efendim hani aslında şeyle kabul etmesi o da kalması biraz o soru işaretleri. Şimdi ben asıl söylemek istedim. Şimdi AK Parti hükümetinin özellikle bu olayla ilgili herhangi bir gelişme yani siz şunu mu iddia ediyorsunuz? Diyorsunuz ki Amerika artı cemaat eşittir. AK Parti hükümeti. Yani maalesef yani bir yere bakarsan, bir açıdan baksan da öyledir. Ama gerçek orada diyoruz ki ben Sayın Başbakan'a özür şimdi ben öyle bir bireysel yaşantım var ki sanki şimdi herkes diyor ki bu Abdullah Kızır'a her yaşantıda bir şey mi var? Ben Sayın Başbakan'a yıllar önce bir yazı yazdım. Yani bireysel bir şey yazarken Sayın Başbakan'a 2007 yılında bu arada hani Ergenem konuyla ilgili Sayın Başbakan'a bir suikast olacaktı. Benim önlemeye efendim vesile olduğumu iddia etmiyorum. Belgelerle gazeteler de var bu. Yani şimdi sonuç itibariyle Sayın Başbakan'la ilgili, hükümetle ilgili yani iyi çalışmalar falan olsa da zaten son efendim Ergenekon işte hani operasyonda biz bunu gördük. Sayın Başbakan'a benim özellikle siyasetle ilgili yani Sayın Başbakan'a sizin efendim kaderinizin cemaatle siyanın bir iyi rolü, bir kötü bir iyi rolü var. Siz şu anda siyasetle diyaloğunuz ne kadar iyi olsa bile eninde sonunda siyanın kötü rolüyle size herhangi bir suikast da maalesef katıyor olur. Şimdi 2007 yılında malumunuz yani malum bu açılım olmanın var süreci
Hani bugün efendim bu ateşkesten önce biliyorsunuz bazı karanlık güçlerin, bazı örgütlerin Türkiye'ye karışmak isteyen herhangi bir olay yapınca, herhangi bir suikast yapınca tamamen efendim örgüte atılıyordu. Hı hı. Ya bunu örgüt yapmış, ya bunu efendim KCK yaptı, ya bunu efendim PKK yapmış diye iddialar vardı. 2007 yılında genel seçimden önce genel konu yapılanması diyoruz. Ben o zaman başka bir şey diyordum. Sayın Başbakan'a AK Parti hükmünü ve DTP, yani o zaman efendim Umut adaları vardı. Yani AK Parti'nin 2007 genel seçimde müşri iktidar çıkardığını dolayı bildirdiği için ve Umut adaları bizim Kudüs'e bölgesinde şimdiki BDP'li gene bağımsız adalarına bir grup olacağını çok bildiği için özellikle bunu önlemek için Sayın Başbakan'a bir suikast olacaktı. Ve efendim 2007 yılında Sayın Başbakan Diyarbakır zaten önce bir ulusal gazetede hatta bir haber çıkmıştı. 4 tane bombacı aranıyor diye. Bombacı derken bir tane bombacı hata yaptılar. İnternette bunlar var ha. Sahte perçin bombacı var. Bu şahıs hiç örgütle alakası yok. Gazetede bir haber çıkmış. Bu şahıs efendim Kandil'den eğitim görmüş ve başbakana suikast yapacak bu 4 kişiyle. Yani o internette var. Yani benim şimdi benim söylemek istediğim Sayın Başbakan'a AK Parti hükümetiyle ilgili de çok farklı çalışmalar da var. Ama hiçbir zaman eğer hiçbir zaman bir dış ülkeye şimdi şuna hani bazı eleştiri var ya huya efendim dış ülke eleştiriliyor. Sen eğer dış ülkeye bir dönem sen bağlanırsan o dış ülke mutlaka bir gün sana efendim ters dönecek. CIA ve Amerika Mossad dönem dönem kimi hükümetlerle arası iyi oluyor bir yere kadar. Evet. Yani bunu ben şimdi destek bir yere kadar bir yerden sonra destek bitiyor. Ben 2005 yılında CIA'dan ajan teklifi alıp red eden şahıs olarak bunu çok iyi biliyorum. Ve benim asıl üzüldüğüm olay ise hala bu gerçek olarak mesela şimdi tam biz hani AK Parti'yi diyoruz da sonuçta iyi bir şey yok efendim. İyi bir Türkiye'de iyi bir muhalefet yok. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor. Efendim Amerikan Büyükelçisi zaten İran'ın başı o şey Amerikan Büyükelçisidir ha. En büyük sesi o zaman yani. Siz AK Parti'nin başbakanın buradaki yorumunu doğru buluyorsunuz değil biraz mi? Biraz doğru belki biraz abartılı ama sonuçta senin yanındasın. Sonuçta senin yanında. Sonuçta sen o CIA ile Amerika o gücüyle geldin iktidar. Ha, bu gerçeklik de var yani ya. Şimdi söylemezsin bugün bir güçlü muhalefet yok. Yani siz şunu diyorsunuz, diyorsunuz ki 2001'de kurulan bir parti bir senede iktidara taşınıyorsa haklı, yani bunun, taşındı ama yine bunun bir destek var. Arkasında büyük desteklerle gelmiş. Büyük desteklerken bugün Türkiye'de bunu ben bireysel yaşantımla gördüm. Türkiye'de iktidara gelmek, Türkiye'de zirveye gelmek Amerika'dan izinsiz, Amerika'dan desteksiz maalesef olmuyor. O zaman gelmiş geçmiş tüm hükümetler böyle miydi? Gene de öyle olmuş. Evet. Bunu iddia etmiyorum, bu gerçek araştırsın. Ama en azından biz inandık ki Sayın Başbakan en azından hani inancı gereği AK Parti hükümeti en azından olabilir hani köprüyü geçene kadar. Ya ne köprüsü? O zaman sizin üçüncü köprü yapıldı da iddia ve açıklamalarınızdan evet. Şu yorumu mu çıkaralım? Cemaat ve Amerika destek verdi Erdoğan'a. Erdoğan destek verdi. Güçlü bir lider oldu. Tabii. Ve güçlü lider olunca bunlara ihtiyacı kalmadı. Olabilir. Ve çatışma ortadan mı çıktı? Ben bunu doğru buluyorum. Evet. Ben olsam belki sizin başbakanımız. Ben sizin yorumlarınızı anladım. Sayın Başbakan belki birinci küpürü geçeyim. İkinci küpürü geçeyim. Üçüncü küpürü yapılıyor. Artık itirazımı gerekeni yapayım da bu da bahane değil. O ayakkabı, kutularında bulunan para bahane değil. Bugün Türkiye'nin bütün bu arada bu soruşturma bir yıllık bir soruşturmaymış. Gizliden yoktan bir yıllık bir soruşturma. Sözde 2-3 yıl önceden. Sözün soruşturma yapılmış. Şimdi yani şimdi söylemez de bugün Türkiye'nin güvenliğini sağlayan bir efendim bir şekilde bakanı var Sayın Muhammed Güler. Kendi çocuğu için bir de o Azeri iş adamı ismini ben Reza Zarap bütün bakanlarla görüşmüş. Evet. Türkiye'nin ekonomisi olan Sayın Maliye Bakanı bazı görüntüler içinde montaj olduğu iddia ediliyor. Yalnız o montaj o başka videolardır. O iddialar onları ben hani efendim ben girmek istedim de çok videolar da çıkacak o farklı şeylerdir. Cemaatin elinde olan videolar mı var? Bu arada farklı videolar var. Mesela İzala nasıl farklı? Düşen. Daha mı özel? Ne anlamda? Ya onlara biz Numan Kurtuş'a ilgili farklı şeyler de var. Onları ben girmek istemiyorum. Ne kadar ahlaksız olsa da sonuçta ahlaksız öyle ahlaksız şeyler yapmışsa da bunlar yanlış şeylerdir. Şimdi sonuç benim söylemek istedim. Görüntüler şu an
bu arada görüntüler montajda izah ediyorlar. Şimdi evet. İyi ki Allah çok şükür, iyi ki Allah tarafından kamerası var. Kayıta inkar edilmez. İyi ki normal kameralarda o paralar da gözüktü. O paraları bile neredeyse inkar edilecek ya. O kadar parayı bile inkar edilecek. Hani bu, yani Türkiye halkı da artık o kadar özür dilerim. Bak şimdi hani Aziz Nesin'in bazı açıklamayı ben buradan söylemek istemiyorum. Yani Türkiye halkı da artık o kadar yani salak da gelir. Çok özür dilerim. Yani biz de artık Kürt halkı olarak da zaten biz alışıkız. Çok biliyoruz. Biz çok yuttuk. Zaten biz adaletsiz zaman görmedik. Şunlar Sayın Başbakan'ın yani bu efendim görevde olan, bu operasyonu yapan, güvenlik güçlerinin yerlerinin efendim değiştirmesi, yargı makamlarına olan o baskısı, belki Türkiye'de bir ilk de biz zaten bölgemizde Kürt halkı olan aslında biz hep bunu gördük. Sonuç itibariyle bu da AK Parti'nin sonu mu olacak acaba? Bu sonuçları yine AK Parti yine güçlü, fazla bir şey olmaz. Niye olmaz zaten son efendim? Ama iki büyük gücün tam bireyin seçilmiş bir güç, iktidar çünkü. Öbürü cemaat ama onun da geçmişi bayağı uzun. Cemaat başbakan bitirmek istiyor bu açık artık. Size göre cemaat bitebilir mi? Bitmez. Her, biter mi? Herkesin kendine göre bir sonuçta efendim bir gücü var, gizli gücü var. Evet. Herkesin farklı alanında kimse kimseyi tam efendim bitiremez. Kimse kimseyi bitiremez. Yani şimdi sonuç itibariyle de yani gizli kapıya arkasında farklı şeyler aslında var. Yani şimdi sadece bizim bildiğimiz budur. Medya gündeminde budur. Bugün Sayın Başbakan'ın, Sayın efendim Fethullah Gülen'in arasında belki farklı şeyler var, farklı ilişkiler var. Yani belki bu efendim operasyondan önceki farklı operasyona belki olacaktı. Hani bu son düzeltme siz biliyorsunuz efendim son efendim yok efendim fişlerin operasyonu vardı biliyorsunuz. Evet. Onunla ilgili iddialar vardı. Ondan sonra bu operasyon oldu. Yani herkes bir göç efendim gösterisi yani vardı. Yani bunun devamı mı gelecek diyorsunuz? Diyor, şu gelecek. Şu mu diyorsunuz? Cemaatin elinde belgeler, kozlar var. Evet. AK Parti'de var. Belgeler, kozlar. Kozlar var. Her tarafta var. İki tarafta kozlarını mı kullanıyor? Kullanıyor da kullanmada devam edecek. Yalnız iyi bir muhalefet yok. Yani CHP orada ne kadar bağlısa da, ne kadar belki haklı olarak bazı sebebini söylese de iyi bir muhalefet görmüyorum. Hani mesela BDP zaten kendi derdinden. Bu zaten kendi derdinden şu anda zaten bugün efendim milletvekili bırakılmaması. Bu açılımın sekte uğramaması. Yoksa gerçekten eğer BDP gerçekten Kürt halkı eğer yani kötü niyeti olsa değil, açılımın ilk kötü niyeti olsa değil, ben efendim Gezi'nde, şeyde Gezi Parkı'nda malumuz yani bugün hani bazı iddialar AK Parti iktidarını yıkmak için yine bir bahane. Şimdi sonuç itibariyle o Gezi Parkı'nda bir rant vardı. Orada bir inşaat yapılacak bir otel vesaire. O gerçeklik vardı tamam. Biraz abartıldı kesinlikle. Aslında o niyetle başlandı ama sonra farklı noktalara gitti. Farklı noktaya tespit ettim ya. Ben Gezi Parkı'na ben İstanbul'da gittim. Hani bana karışmacı diyorlar. Ben son olay dağılmadan önce gittim. Tek tek çadırları gezdim. Orada gerçek alanda hakkını savunan, gerçek devrimciler, gerçek insanlar da vardı. Orada BDP'li grup da vardı. Diyordum ama kesinlikle orada okullar vardı. Orada adam sarhoş, adam içki, içme yasağı getiren AK Parti zıt diye orada. Yani şimdi özür dilerim ben hani anketörüm derken o alana gelen %80'i içkili, alkolik. Artı, ben özel bir şey tespit ettim. Orada birisiyle görüştüm, bir genç çocukla. Abi Egemen konuda tutuklu olan bir komşumuzun ailesi bize para vermiş. 100 bin TL. Yani 100 bin TL ki yani 100 lira diyorum. Şimdi belki rakam olarak parada geçmiş. Bize görünür 100 lira vermiş ki biz buraya gelmişiz. Şey işte prodüse ediyoruz. Yani farklı şeyler var. Ama sonuç itibariyle bir haklı bir direniş de vardı orada. Ben orada görünür çekimler yaptım. Bir gün kaldım da olay aslında falan çekim yaptım. Ama inan Sayın Başbakan ve AK Parti hükümeti bir kere BDP ve Kürt halkına bir kere efendim ileriye teşekkür etmesi lazım. Vallahi ben o Gezi Parkı'nda gördüm. BDP gerçek anlamda Sayın Süreyya birlikte gerçek anlamda Gezi Parkı'nda ciddi anlamda Kürt'e destek verilseydi aynı Türkiye genelinde Ankara'da İstanbul'daki şehirde Kürtistan'da da aynı destek verilseydi inan hani biraz zor gelir AK Parti hükmedi nasıl yıkılır? Yok efendim medya abartıyor. Yok efendim tarafa bile abartıyor. İnanın yıkılma olasılığı vardır. Kendi gözümle gördüm ya oradaki o kadar o güvenin araçlarının efendim şey işte ele geçirilmesi orada o bir şeyler ne kadar... Peki bu size göre olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi? Bana göre olumsuz bir şey. Evet. Ama sonuç itibariyle sen bugün bir hakkı da vermezsen bana sen ne kadar Egemen'e karşı olsan bile ne kadar oradaki o balyonuna karşı olsan bile aralarında bazılarında haksız yere çok gereksiz yere tutulduğunu görüyorum. Bir kere bir insanın yani tam olabilir darbeyle ilgili falan sonuçta neyse efendim cezasını çeksin.
Ama arada var, mağdur olanlar da var. Bunlar da sonuçta ters tepecek. Şimdi işte cezaevindeki içinde var ya. Yani bizim çıkacağına buna da bir gün ters tepecektir. Ama bu adalet, bu yasa, bugün efendim CHP'li bir milletvekili. Balbay, 34 yıl yargılanıyor. Onu sen serbest bırakıyorsun. Bunun Kürt siyasetçi, BDP'li milletvekilleri toplam olarak zaten yani aracıları 5 yıllık bir ceza alabilecek milletvekillerimiz diyelim. Onlar bırakılmıyor. Zaten verecek ceza 5 yıldır. Tutuklukla geçecek bu süre zaten. Zaten geçecek. Yani bu eşit bir adalet yok. Yani bu Sayın Başbakan'ın ne yaptığını bilemiyorum hükümetin. Sonuçta etkilidir. Acaba burada da hani efendim cemaatin gerçekten bu sürece bir sabote mi yapmak istiyor? Yani ister istemez bizim efendim bölgemizde de hani yani siz şunu diyorsunuz, cemaat bu çözümün, problemin çözümünü istemiyor. Yani son operasyona sözde istenmiyor. Ama ben de burada da bir parantez açacağım. Şimdi son o Kürt milletvekillerinin bırakılmamasıyla BDP'li diyelim. Yani Kürt'e göre sonuçta BDP'nin işte mesela Türk efendim milletvekili de var. Evet. O ayrımı yapalım. BDP'li milletvekillerin haksız yere bırakılmaması tamamen burada da belki bir cemaat oyunu olabilir. Şimdi sonuçta cemaat bu kadar yargıda bu kadar efendim şeyde etkiliyse demek ki burada bir oyun olabilir. Evet. Ama bugün efendim ikili oynanıyor. Bugün Sayın efendim Bülent Arınç mecliste gidip açıklama yapıyor. Zaten bugün efendim BDP'li milletvekili şeyde protesto etmişler. Bu yolsuz olayla belki biraz hani gündem değiştiği için fazla dikkate alınmıyor. Sonuçta da bu haksızlık var. Sonuç itibariyle bu yolsuzluk operasyonu vesaire yani bu barış süreci bölgemizdeki beklediğimiz o efendim o barış sürecinde gerçekten bölgenin örgütün ve Kürt halkının gerçek anlamda ufak tefek bazı pürüzler olsa da ufak tefek bazı art niyetler olsa da görevini tamamen yaptığını biliyoruz. Ve hükümetin maalesef Sayın Başbakanımızın ve AK Parti'nin yani daha artık ne yaptığını bilmiyorum. Hani bazı iyi gelişmeleri var onu ben şey yapıyorum ama gerçek anlamda, real anlamda ciddi olarak bir görüşme yok. Şimdi Sayın Öcalan Ümer'de diyor ki benimle ilgili şeyle görüşmeleri efendim daha da resmileştirin. Yarın bugün inkar edilecek. Yani şimdi yasal çerçevede bile görüşme efendim bu yapılmıyor. Evet. Ya, kayıt altına alınması lazım. Kayıtına da resmi olarak kayıt altına alın yani. Şimdi sonuç itibariyle sonuçta bu ülke bizimdir, hepimizindir. Sonuç itibariyle hepimiz birlik olmamız lazım. Yok efendim ben AK Parti'yi çok seviyorum diye hocayı ağır eleştireyim. Bunu eleştireyim ve ben efendim BDP'liyim diye hemen AK Parti'yi eleştireyim. Bu şeyimi yapayım, cemaat olayım. AK Parti iktidarı devrimi bile olmasın. Yanlış şeyler. Özellikle ulusal medyada, diğer medyalarda yani maalesef orada kim kimi tutuyor da diğer taraf bir ağır bir şekilde durur. Ama bana göre iftira bir alçaklıktır. Bana göre haksız yere bir iftira atmak en büyük alçaklık. Şey biraz daha açmak istiyorum. Şimdi ben onu soruyu sordum da farklı konuya geçtiniz. Cemaatle AK Parti tabii kimse bas bas bağırıp yakın ilişkidedir denmiyordu ama iktidar da bunu hiçbir zaman inkar etmedi. Cemaat de inkar etmedi. Evet. Hep yakın ilişki içerisindeydiler. Tabii şimdi zaten. Ne oldu bu kadar kopma oldu? İşte ve bedduaya, nefrete edilecek. O bilinmeyen şeyler var. Şimdi sonuç itibariyle ben başta dedim. Şimdi sonuç itibariyle cemaatin etkisiyle AK Parti iktidarı güçlü olduğunu biliyoruz. Hani ne kadar tam halk oy verse de sonuçta Amerika desteği de olmasa olmuyor bazen. Şimdi bu var. Şimdi Sayın Başbakanımızın çoğu özür diyelim. Bana bir cemaate karşı bir yani nankül olduğunu da olabilir. Özür diyelim. Sayın Başbakanımız bizim özellikle efendim Gezi Parkı'nda BDP'nin tavrı, Kürt halkının Gezi eylemlerindeki tavrına karşı da bir teşekkür mahiyetinde bir nankül olduğunu biliyorum. Ben Abdullah Kızı olarak da 2007 yılında bir Sayın Başbakan'ın hayatını kurtarmaya vesile olmuşsam bana karşı da Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nankör olduğunu dedim. Ben diyorum, özür dilerim. Sayın Başbakan'a hayatını kurtarma vesile olmuşsa ben yolsuzluğa ilgili bak dikkatli çekeyim şu an gündem yolsuzluğu değil. Ülkenin gündemi. Yolsuzluğa ilgili belgeleri gönderiyor. Ben dikkate alınmamıştım. Dikkate alınmadı. Yani benim de bir de daha önce biz inanıyorduk. Yani gerçekten daha önce özellikle hani inançlı kesimi Sayın Başbakanımıza çok inancımız vardı. Yani şimdi siz bunu söylüyorsunuz da herkesine ben bunu diyorum. İnançlı kesim, inançlı kesim. Dinimiz alet ediliyor. Yani da. Dindar olmayanlar dürüst vatandaş değil. Yani bu da yanlış bir şey aslında. İnan yanlış anlama. İnan o içki masasında o içki içen. Allah bir tane ben içmem. Allah hiç bana nasip etmesin. O içki masasında oturan adam temiz kalbiyle belki orada hani bir şey yapmaz. Ama o İslam'ı ağzına alıp, dini ağzına alıp yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan. Ya bir de kendi yoluna. Ya şu herkesin günahı kendine, sevabı da kendine. Görüyor. Ama
yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık bunlar tabii asla asla affedilemez. Affedilemez ve İslamiyeti, inancı kullanarak arkasına gidilemez. Ya bir de özür dilerim, utanmadan o para yakalanıyor. 4,5 milyon dolar yakalanıyor. Bu para neyin nesidir? Biz İmam Hatip listesi yapacağız. Hemen. Şimdi daha önce efendim biliyorsun. CHP'li vekil herhalde. Şey bir espri yaptı. İmam Hatip'te dokunma ama para makinesiyle say diye mi öğrettiler dedi. Yani diyor efendim hani bu efendim işte faiz lobisi, caiz lobisi. Yani bu bahanenin arkasına sığınamaz. Artet olabilir. Tam İran'a. Mesela ben kendim Türkiye'nin özellikle yakın ülkede özellikle Kürdistan, Irak'la, İran'la, Azerbaycan'la, Suriye'yle her zaman işgali iyi olması lazım. Yok Amerika emretti diye ben İran'a amargo ben yapamam. Ben buna karşıyım. Ama sen bunu gidiyorsun. Efendim Ebu Gündeş'in kocası zaten resmi yani İmam Bey kocası. Bu kif alem yapan adam. Sen efendim biz abdestimizden şüphemiz yok. Ben o adamın her şeyinde şüphem var. Bugün 1 milyon dolara bir tablo Ebu Gündeş'e alıyorsa keyfi alem, halkımız aç perişan. Sokaklarda bu soğukta efendim üşüyenler var. İşte yani giysisi geçirtemiyor. Özellikle Diyarbakır'ımızda her taraf elektriksiz. Bunu özellikle elektrik ya. Diyarbakır'ın sahibi yok. Maalesef. Diyarbakır'ın milletvekili ne yapıyor ki? Şimdi özür dileyelim. Zaten hani genel anlamda da eksikleri var. Zaten halkı temsil eden yer. Zaten Diyarbakır'ın kaderi daha çok vay. Şimdi yolsuzluk özür dileyelim. Yolsuzluk zaten her tarafta var. Her ilde var. Bizim Diyarbakır'ımızda zaten malumumuz farklı yolsuzluklar var ama yolsuzlarda hep işbirliği var. Ha. İlginç tabii. Mesela Batı'da AK Parti ve belki bazı yerde CHP, MHP var. Bu iddia gerçektir. Benim Amed'imde, benim Diyarbakır'ımda, benim Kürdistan bölgemde bazı BDP'li geçinenlerle AK Partilerle birlikte yolsuzluklar ve hırsızlık yapıyorlar. Evet. Ben bunu tespit etmişim, bitirmişim yani. Şimdi artık Allah-u Teala'nın gördüğünü ben kimse saklamam. Yani AK Parti ile BDP bu anlamda işbirliği içinde diyorsunuz. BDP'li yani bazı BDP'liler. İş paraya gelince yani diyorsunuz. Ranta gelince he. Din, din, ırk, her şey bir tarafa bırakılıyor. Şimdi, paraya yöneliyor öyle mi? BDP der ki bugün BDP bir daha var. Şimdi sonuçta buna bile kimse ağzına alamaz. Kimse alma şeyi de yok hani. Şimdi çok farklı bir durum var. Şimdi dedim ya geçmişte bir kere bir zulümle bir dava doğdu. Nasıl ağzına alamaz? Anladım. Yani kimse bunu normal bir şekilde herkes ağzına bunu alamaz. Evet. Kimse bugün çıkıp televizyonun karşısına diyemez. Hani BDP yolsuzluk hızlı kapıyor falan. Ya bu sizin iddialarınız tabii yani. İddia başlı altında bunu söyleyebilirsiniz. Bazı BDP'li geçinenler. Şimdi sonuç itibariyle normaldir. Bugün ben hani BDP'li belediyede bazen eleştirirken BDP'deki belediyede yolsuzluk var diyorum iddiada gel. Var her yerde var ama bugün AK Parti olsun daha fazla olur. Ben ne kadar belki yani BDP, AK Parti'ye ne kadar inansam ben sonuç itibariyle diyorum ki sonuçta bir veya on sonuçta BDP'li geçinenle buradaki AK Parti'de birlikte işbirleri kirli oyunlar da var. Halkım aç perişanken bir de benim Kürdistan bölgemde bu hata lüksü yok. Bugün devletin buraya aktardığı kaynaklar, burada yani işsizlik var. Burada efendim bu barış sürecinde efendim katkı olsun diye bu ciddi rakamdaki kaynaklar indirgandı yapılıyor. Kimdir? Efendim Sedatlı'da hani efendim BDP'nin destekiyle gelip oralara o efendim yolsuzluğu maalesef AK Parti iktidarıyla mesela yaparak çok açık belli. Ben zaten birkaç gün sonra farklı bir çalışma da yapacağım. Özellikle efendim Sedatlı'daki yolsuzluğuyla ilgili AK Parti BDP'yle ilişkili. Hatta ben bu seçimi de farklı bir boykot yapma durumum var benim. Şimdi halkı kimse düşünmüyor. İnan halk aç perişan. Vallahi seçimlere gelmeyelim. Yok. Yani ben yolsuzluk derken şimdi evet. Asıl bir de real bir yolsuzluğa bahsediyorum. Hayır ben seçimlere dedim. Geleceğim. Yani. Son dakikalarımızda onunla değerlendireceğiz. Biz cemaatle ilgili yorumlarınızı alalım. Evet. Daha sonra bunun seçime yansımasını söyleyeceğiz. Geçenlerde şöyle bir yorum da okumuştum. 1989 yılında da cemaatin böyle bir çalışması varmış. Rahmetli Turgut Özal'ın bitirilmesi için. Nihayetinde de oldu zaten. Bir dönemin anapı şu anda zaten yerinde yerler esiyor. Ne dersiniz? Cemaat geçmişteki gibi bir şey mi yürütmek istiyor? Hakikaten AK Parti bitecek mi? Bitemez. Veya bir gücü bu seçimlerde... O kadar da olmaz. Yani. O kadar o etki olmaz. Şimdi AK Parti yine geçer. Ama önümüzde neler var bilmiyoruz henüz. Tabii. Neler var? Azalır. Bana göre şu anda bu sonuç itibariyle yani %8-10 gibi belki sandıkla şimdi ciddi anlamda muhalefet yok.
Şimdi AK Parti bizi yani bu oy oranını en fazla çok etkilemez yani %8 gibi etkiniz on gibi. Ha, mesela İstanbul Büyükşehir'de mesela bana kalırsa ben mesela CHP ile ilgili CHP ne kadar fazla ben efendim güvenmesem de rakabet anlamda ben nasıl Diyarbakır'da diyorum ki BDP ne kadar yakın diyeceksen de ben diyorum ki Diyarbakır'da bir merkez ilçenin rakabet olsun diye diğer BDP'lerdeki hatalar olmasın diye başka bir partinin kazanırsa daha başarı gelir. Hani daha çok adam diyorsa İstanbul'da Büyükşehir seçimlerde yani büyük çekişmeler mi olacak? Çekişme derken bana kalırsa hani Mustafa Sarıgül olmazsa bunu size söyler gibi dengeli. Bana göre şu anda mecliste olan milletvekili arasında en başarılı, en benim idolum olan Sayın Sürü Süreyya diyorum. Bugün Büyükşehir'de bana göre bir ittifak eğer efendim farklı bir şeyler yapılırsa ne kadar CHP'ye fazla ben güvenmesem de en azından AK Parti daha başarılı olur. Evet. Bu seçimde zaten eğer AK Parti bir de ciddi oranda büyük bir orana eğer çıkarsa yine zafer savaşı olur. Evet. Erken bizim, seçim size göre gündeme gelir mi? Erken seçim yok. Yani belki zaten bu vakama istifa edebilir, yeni bir kabinete geçebilir. Zaten ya bu hafta muhtemelen bir şeyler olması lazım zaten, yani. Bir şeyler olsun derken zaten bir şeyler olması çok istenir de var. Zaten bu yerel seçimde birçok efendim bakan biliyorsunuz mesela Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, evet. Aday bunun gibi AK Parti birçok seçilmişlerin yani mesela bir adaylarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Şöyle zaten hani ondan dolayı belki erken seçim oluyor. Şimdi zaten Galip Ensar'ın geçi Diyarbakır'da kalacak gibi bir durum yok. O ayrı sonuçta Türkiye'nin değişik illerinde AK Parti hem milletvekillerini yapmış bakanı bile aday yaptığı için zaten erken seçim hani bir günde bir olan hem Cumhurbaşkanı erken seçim ama AK Parti bunu biraz daha düşünecek. Özellikle cemaatle ilgili son şeyden dolayı yani. Hayır, son adaylarını dolayı yeniden gözden geçirebilir. Tabii tabii geçireceğiz zaten. Kesin geçirecek. Evet. Dün de zaten şu anda zaten belediye yerel seçimde belediye başkanı adayı hem olduğu için yani yoksa olarak gözden efendim geçilmez. Neden? Yerel seçimde seçimleri geçilmez. Mesela Ankara Büyükşehir'de Melih Gökçe, İstanbul'da mesela Fatih Topbaş, Devana Garip Ensari oluyor. Bunlar bitti. Şeyi gözden geçirir. Yeniden efendim şey kabineyi mesela hani gözden geçirir. Evet. Ve tabii hayır kabineyi zaten gözden geçirmek zorunda. Zorunda zaten kalmıyor. Ama yerel seçimde de bazı adayları belki gözden geçirmek zorunda kalabilirler. Yok. Yani şu anda o seçimde geçtiğimiz farklı bir tepki olur, farklı bir durum olur. Ha bana kalırsa İstanbul'da mesela CHP ile BDP o bir ittifak mesela yapsa hani ben bunu derken şimdi rakabette fayda var. Rakabette efendim yarar var. Bugün efendim bizim diğer tarafta zaten bugün şey üç parti de güçlüdür. Yani aslında yarış içerisinde olmayınca he, düşünün siz devamlı kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz karşınızda. Başarısız geliyor. Ben ve siz yarışıyoruz. Evet. Onu söyleyelim. Ben çok güçsüzüm. Siz hep kazanıyorsunuz. Artık sıkılacaksınız aslında. Ya karşıma güçlü biri gelsin. O rehavete çökeceksiniz. Zaten şimdi mesela bugün böyle olduğu için özür dilerim. Şimdi mesela bugün ben anketörüm. Yine buna gireceğim. Bugün mesela bugün BDP yakın kesmeyebilirim. Mesela bugün Gülden, Sayın Gülden Kışan'ın mesela olması istenilmiyor. Yani evet, bugün ben anketörüm. Bana ilginç bir analiz diyeceğim size bunu. Diyarbakır halkın %80'i Sayın Gülden Kışan'ın halkın istediği kriterlere uymuyor. Neden? Uymuyor. Kadın hani, olduğu için. Şöyle ha hani bunu ben tekrar bak Sayın Gülden Kışanak'ın duruşundan siyasi şeyden falan ben asla laf edemem ve daha önce söyledim yani bugün mecliste mesela hiç yüzlerce erkek milletvekilinden daha erkekçe. O halde? O ayrı. İstenmiyor. Diyarbakır farklıdır. Neden? Ya Diyarbakır farklıdır şimdi. Diyarbakır'da şimdi farklı ekstra fazla sıkıntılar var. Diyarbakır halkı biraz da inancına bağlıdır. Farklıdır. Şimdi benim söylemek istediğim şimdi hani bazı arkadaşlar diyor ki sen diyorsun bir de kışanak olmasa da bir tane hani BDP'li sanki erkek olur sanki camiye mi geliyor diyorlar. Biraz hak da veriyorum. Zaten bir tane BDP başkanımız vardı istedim birisi. Ben onu cuma namazına efendim götürene kadar ben cumadan da oluyordum. O ayrı mesele sonuç itibariyle ne kadar hani halk istemese bile şimdi son genel seçimde pardon son genel seçimde de iki seçim öncesi Sayın Osman Baydemir mesela Sayın Fırat Ali %91 halk isterken Sayın Osman Baydemir %6 iken Sayın Osman Baydemir oldu ve başvurdu ve şuna halk mesela sevdi yani. Evet. Kabullendi bunu. Şimdi BDP'nin adını her zaman olur. Şu anda ben Gülden Kışan'a desem ki BDP seçmenin %50'ye yakını Sayın Gülden Kışan'ı belki hani istemese de yine sonuç itibariyle yine BDP'nin %100, %95'e oy verecek. Evet. Yani bir sıkıntı yok ve ben diyorum ki hani kriter olarak mesela ben hani Sayın Galip Ensar'ı yani diyorsunuz da, gönül istemiyor ama verilecek. Ama mesela bugün ben özellikle bunu ben hani mutlaka belirtmem lazım. Şimdi bugün Diyarbakır'da Diyarbakır kriterine uyan bir parti adı ne mesela efendim? Şey işte Hudapar yani.
O da bana Adana mesela Diyarbakır'da yaşayan kim olan belli nereden gelince gidecek kişi gelecek o konuda ben onları efendim takdir ediyorum. Bak bütün aydanları merkez ilçe dışından normal ilçelerinde bile efendim Çınarlı Çınarlı. Egirli Egirli. Evet. Yani bu bana göre çok güzel bir kriter. Ben onları takdir ediyorum ve maalesef hani bu seçimde hani yine bana göre iyi bir oy, başarılı bir oy alacak. Onlara göre de anketlere yani dalarak %30 beklenirken. Yani sağlam mı atmışlar? Altyapıyı sağlamlaştırmışlar. Ya sağlam ne kadar atsanız da hani kazanma gibi bir şans da yok açıkçası. Yani biz şimdi bugün mesela Sayın Avukat yani Hüseyin Yılmaz mesela bildiğim bir şahıs. Tanıdığım bir şahıs. Kardeşini tanıyorum, ailesini tanıyorum, eşini tanıyorum. Yani en azından bildiğim kişidir ya. En azından bu adam buradan gitmez. Bu adamın amcası, bu adamın dayısı burada alışırsa burada yapar. Şimdi özür dilerim bugün yani bunu ben hani halk tarafından da bunu ben belirtiyorum ben ha. Şimdi KBDP'yi sempatimiz olsa ne kadar sevsek de bugün Sayın Akın Birder burada çok gelip gitmez. Sayın Yurtsever Öksürmeli çok gelip gitmez. Ben de biraz farklı komplo tavırıyorum ama ona şimdi söylemek istiyorum. Şimdi adalete gidip bir kere hani ben yolsuzluk diyorum ya. Şimdi bugün belki Diyarbakır halkının olması yani Diyarbakır halkının olmasından efendim yani bir suç mu var? Halka iç içe olan kişi olsun efendim. Bir de bakıyoruz ki encümenlerde parası olan mesela mutlaka araya girer, sıkıştırır diyor. Yani orada maalesef adalet yok. Bir de zaten merkezi anlamda yolsuzluk operasyonu diyoruz. Nasıl Ergenekon? Frank'tan sonra gelmedi. Ergenekon İstanbul'da, Ankara'da, efendim Batı'da operasyonlar oldu. Ama Ergenekon'un asıl skandal Ergenekon'un şu anda efendim Doğu'da bizim Kürdistan'da başladığı şu anda AK Parti'nin birçok adayı da yoktu ortada. Seçilmişi yoktu. Yani ben isim vermek istemiyorum. Ya zaten verirsen şimdi ortalık dağılır zaten. Son yaptığımız programda zaten ufak bir şeyler söyledik ortalık dağıldı. İnan skandal şeyler var ha. Ergenekon'la ilgili bu Kürdistan'da ayrıntıya girilmedi, üstü kapatıldı. Yolsuzla ilgili de. Yolsuzla ilgili de nasıl operasyonel oluyor? Madem adalet varsa, madem senin kanun varsa bugün Kürdistan'daki o yolsuzluk kirli işbirliği niye ortaya çıkmıyor? Bugün efendim bir Devlet Bakanlığı burada yaptığı kaynaklar neyin ne olsun kimse bilmiyor mu? Ama mutlaka herkes halk uyanacak. Nasıl bugün bir Van'da bir camide, bir cuma hutbesinde bir hocamız Huya, Diyanet'e bağlı. Huya efendim bu operasyon dış güçlerin işidir. Bu operasyon yanlıştır, siyanın işidir. Gelmiş camiyi bile alet ediyor. O parayı görmezden geliyor. O rüşveti, o yos, o idari görmezden geliyor. Hemen bir ön yargıyla, bir inşeyle efendim o operasyon yanlıştır. Dış güçlerin oyunu ediyor ve cemaat cami terk ediyor. Bence doğru bir şey. Özür dilerim ha. Hani cami gideriz. O cemaat Van'daki tepki verildi ki mutlaka o gider namazını başka camide kılar. Hani ben bunu kimse yanlış algılamasın. Yani artık insan kimse uyutulamaz. Bir yere kadar. Her zaman diyorum Roger Bey. Roger Bey bir gün gelecek, bir gün o parayla hesap yapanlar, bir gün o para hesap yapanlar geçmişte o gün para ağzına sokacak. Aslında ben bir şey söylemek hesaba istiyorum. Hesap olacak yani. Çok samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Buna siz de katılacaksınız. Buna herkes katılacak. Biz insanoğlu zulümde hepimiz haksızlığa uğruyoruz bir şekilde. Çok. Küçük veya büyük. Hepimiz hayatımızda haksızlıklar var. Çok çalışıyorum. Ve hepimiz Allah'a havale etme gibi bir şey vardır inançlı insanlarda. İnançsız insan demek istemiyorum. Çünkü herkesin ortalama bir inanç şekli var. Yani hepimiz bir şeylere gücümüz o an yetmediği zaman deriz ki işte Allah'a havale ediyor veya Hristiyan başka bir şeye havale. Herkesin bir inancına göre. Bizim kul olarak sabrımız çok az. Biz unutuyoruz. Zaman geçiyor, birkaç yıl geçiyor belki veya birkaç ay unutuyoruz. Ama Yüce Yaradan unutmuyor o insanın. Gözünden çıkarıp böyle. Sabrı çok bu. Geniş. Yıllarca bekliyor ama şüphesiz. O insanın alacağı dersi ziyadesiyle veriyor. Onun için kim olursa olsun, ister en tepedeki, ister çok sıradan bir vatandaş bile kim haksızlık yaparsa, bu dünyada eninde sonunda cezasını görür. Şüphesiz. Ondan zaten şüphemiz yok zaten. Yani aslında şunu da söylemek istiyorum. Sen dünyaya, evrene neyi verirsen, o zamanla sana geri geliyor. Kötülük yaptığın o sana geri kötülük dönüyor. İyilik de yaptığın zaman o eninde sonunda sana iyilik olarak dönüyor. Onun için yaptıklarımızı gözden geçireceğiz. Bir lira için, yeri gelince bir lira için ama bile. Bazıları insanlıktan çıkıyor bacım, bazıları insanlıktan çıkıyor. Para taparcasına yok.
bugün yaşam mücadelesi verilirken, bugün kimisi diyor ki ben evime bir şey getireyim, çocuğum acıdır, bir şey de olsun yeter. Kiramı vereyim yeter, elektrik faturamı yaptırayım yeter. Bazıları ise efendim benim 5 tane dairem var, 6 olsun. Benim 10 tane efendim iş yerim var, 298 tane efendim dükkanım olsun. Yani ranta bulaşmış, para bulaşmış, ya gözleri para mı? Dini unutmuşlar, kıbleyi şaşırmışlar ama mutlaka bir gün gözlerine çıkacaktır. Yani. Şüphesiz zaten Allah'tan hesap soracak ama bu dünyada da hesap sorulacak. Şimdi benim kendim zaten bir lakabım var, Bay Direk. Ben bir hafta sonra ben çok farklı konulara değineceğim. Ben Diyarbakır'ı ya çok farklı, ben şimdi hak ararken en son ben bir hakimimizle görüştüm Diyarbakır savcılığında. 5 gün önce bir haksızlığı gördüm. Dedim ki sayın hakimim, sayın başkanım, yani size görevinizi ben öğretmiş gibi olmayayım. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Lütfen bu görevinizi gerçek anlamda yapın. Yoksa ben Abdullah Kızılay olarak ben bir devletin savcısını özür dilerim. Hadi çok devletin savcı büyüklerimiz var. Hepsine saygı duyuyorum. Bir devletimizin savcısı görevi bir toplantılığına inanıp aynı gün işte onun cezaevine giriyorsam bir adalet için. Eğer ben hani hanınakla olay farklı olsa bugün ben bir uçak kaçırıp Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir olaya dikkat çekmek için buyuruyorsam, Türkiye'de bütün ulusal televizyonda haber çıkıyorsa ve Sayın Başbakan hala tırlanmıyorsa hayatını kurtaran bir şahıs olarak diyorum bunu. Adaletli olmadığını bunu hatırlatıyorum ama ne olursa olsun dünya dönüyor, dönüyor, dönüyor. Gün gelecek, hesap sorulacak hani Roger Wade Bey. Kim ne de o zaman Sayın Başbakanımız belki gün gelir. Aslında. Gün gelir ölmezsen, evet. Öldürülmezsen zaten ben bugün çok bazı şeyleri karıştırdım. O yüzden diyeyim ben savcılığa da ben bazı görüşmeler yaptım. Ben görüşme derken can güvenim ele geleyim. Son programa çıktım, kritik yerlere dokundum. Bugün de bak bazı şeyleri konuşmalar yapıyorum, bazı şeyler söylemiyorum. Bazı şeyleri ben sabırla bekliyorum. Vallahi bazıların o trenonluk rantlarını var ya gözlerine bulaştıracağım. O paraları gerekirse onların ağzına sokturacağım. Yani geçmişte olduğu şeyler vardı. Aslında şimdi ne kadar karşı olsak bile nasıl Allah'a inancımız var. Zaten öbür dünyaya hesap verilecek şüphesiz. Zaten Allah'a haber ediyoruz ama ben biraz farklı bir insanım. Vay dile. Yaşamak dilenmektir, dilenmek değil. Tüm olumsuzluklara rağmen herkesi olumluca dilenmeye davet ediyorum. Lakabım Vay dile. Evet, bu operasyonla ilgili o zaman şu cümleyle kapatalım artık. İnşallah. Soruşturma iyi bir şekilde tamamlanır. Herkes hak ettiği yere kavuşur. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Hak ettiği yere kavuşur. Herkes hak ettiği yere kavuşur. Bu cümle zaten her şeyi anlatıyor. Her birey, her vatandaş vergisiyle bu ülkeyi ayakta tutuyor. Hiç kimsenin, vatandaşın bir lirasını alma hakkına sahip değildir. Gelmiş geçmiş. Aslında yakın tarihimizi bilmek yeterlidir. Yani çok uzağa gitmeyelim. Çok felsefe de yapmayalım. Bitirmek istiyorum. Çok felsefe de yapmayalım. Gelmiş geçmiş hükümetleri 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hiç kimse kalıcı olmadı. Her şey bir yerde bitiyor. İnsan hayatı çok kısa. İnsan hayatı hakikaten yarın olacağımız hiçbirimizin belli değil. Zaten bu dünyada yeterince sıkıntı yaşıyoruz. Öte tarafa hiç değilse çok kirli ağır gitmeyelim. Şimdi özür dilerim, şimdi her adalet diyoruz, adalet yerine bunu tutuklansa da gerçek adalet olacak. Cezaevinde aynı şartlar kalacak. Bu efendim, bu Azeri iş adamı Reza Zarap. Hı hı. Adam zaten adı hasta oldu diyor, bir rapor yani hazırlar. Hasta ki hastası gitmiş. 4 günde nasıl hasta oldu ama? Hasta oldu, para açma kapıya. Bugün Kürt yazıcı cezaevinde sürünüyor. Bugün cami önünde alan tutsaklar var, inançları gerekiyor. Cami önüne geçmiş tutsaklar cezaevinde tıkanmışlar. Sormuyorlar. Sürgün etmişler. Ailelerinde uzak aileleri görüşme bile gitmiyor. Hasta olan var. Hasta olanlara izin verilmiyor. Yasal çerçevede cezaevinde çıkması lazım. Ne düşünmüyorlar? Bu sanki bu operasyon oldu da o para yakalandı da bir bakanı oraya hiç inanmıyorum. Cezaeve girse de bunlar yine lüks yerde yaşarlar. Lüks yerde yaşarlar. Fakış da bir yaşarlar. Yine olan halka oluyor. Zavallı halka oluyor. Mazlum halka oluyor. Birisi bir gasp yapar, gaspa karşı gider 100 TL için birisini soyar, efendim cezaevine gider, yıllarca sürünür. Evet. Adam tırnağı milyonlarca doları götürür, keyfi safhasını yapar. Allah-u Teala onların gözüne çalışmayı, Fethullah hocamız çok zıplayarak bazı şeyleri belki beraber aslında şey okudu da ben okurum. Ben en azından gerçekten ben
gerçek anlamda İslam'ı yaşayan birisi olarak kendimi iddia etmiyorum veya bir lider olarak kendimi görmüyorum veya ben kendimi bir cemaat lideri olarak görmüyorum. Yaşım tecrübede gerçek olarak da İslam'ı tam bilmesem de yani kimsenin hakkı yoktur ki mesela kimsenin hakkını çalsın. Sonuçta bizim hakkımızın, sonuçta o 4,5 milyon dolar utanmadan deyip ki ben İmam Hatip Lisesi'ni yapacağım. O paralar bizim paramızdır. Allah bu işte bu çayın parasıdır. Bu çayın bile bir vergisi var, bardağın bile bir vergisi var. Şov yapmıyoruz. Şimdi bu arada arayıp karayıp da şov mu yapayım yani? Şimdi sonuç itibariyle halk hesap soracak bir gün. Halk zaten şüphesiz hesap soracak. Bugün ciddi anlamda iyi bir muhalefet olmasa da gün gelecek hesap sorulacak. Ben Abdullah Kızılay olarak da nereden de gelirse üzerine bir yolsuz operasyonla ilgili bölgemizdeki kötü bölgesindeki de bu kirlilik, bu kanallığın hesabı sorulması için bizim haklarımızdır. Evet. Diğer şeye geçeceğiz herhalde siyasi olarak. Yok. Seçimle ilgili son bir iki sorumu soracağım ve tamam. Kapatacağız. Az önce söylediğiniz BDP'nin adayı ve AK Parti'nin adayı. Galip Ensar'ın AK Parti'nin adayı. Şimdi bu böyle bir gelişme yaşandı. AK Parti özellikle Diyarbakır'da, bölgemizde oy oranı nasıl etkiler? Olumsuz yönde etkileyeceği. Ya belli zaten Türkiye'de zaten etkiler abi. Zaten özellikle bölgemiz açısından. Bölgemizde de etkiler şimdi bize ama alttan altı. Diyarbakır'da. Yani mesela bugün dedim ben Diyarbakır'da mesela bir şey var. Bir kriterleri var. Bugün efendim kriterle oynan bir parti var. O partinin alacak oy oranı maalesef %12, %14. Bak bir kriter belirliyor. Hayır bu daha da düşürecek mi bu olay? Yok yok. AK Parti'nin alamayacak o %18. Böyle bir kilit bir şey efendim benim noktam var. AK Parti'nin bu yerel seçimde. 2009'da ne almıştı? Efendim? Türkiye genelinde yüzde kaçlardaydı? Türkiye genelinde tam 2009'da. Kim, yani ciddi olarak ben hani Diyarbakır alanında diyorum. Mesela siz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Neydi ortalama? %50 yukarısı yani yerel alanda öyleydi. Evet. Şimdi ben Diyarbakır'a da diyor ki %31 dedim ya. Yani şimdi sonuçta bir şeyde Foda Bar'ın çıkması, %12-12 bir oyları var. Belki haksız oluyor şimdi ben de arkadaşlar niye bir çalışmamızda, niye bizim oyalarımızda... AK Parti'deki radikal İslamcı Kürtler Hüdapar'a kayabilir mi? Yok farklı şeyler var. Şimdi herkesin bakışı düşüncesi farklıdır. Yalnız bir durum var. Ben o zaman bunu yapmam. Mesela efendim dinler kesim var, gerçek İslam'ı yaşayan var. Hani ben efendim o kadar para oyumu ben versem, o kadar para o şeyde kazanmıyorum. Ben oyumu efendim AK Parti'ye veririm, BDP karşı olan. Bana göre bu yanlış. Bana göre yanlış. Ben inandım fikir düşünen varsa ben bir partiye oy veririm %1 daha olsun. Oyum helal olsun. Yani özür dilerim ama gerçek anlamda İslam'a yani efendim inanıp hele bu süreçte ben oyumu hani efendim çok inançlıyım ve BDP karşıyım, yok BDP adayım budur, şudur, budur. Yani kendi bakış açısından diyorum ben bir yani dindar, tam radikal İslam'ı gerçek anlamda yani kutsal kitabı emreden bir şahıs, kendine gören şahıs. Ben efendim Huda para versem zaten oyum dönüyor. Huda para oyu azdır gibi bence bu yanlış. Evet. Bana göre senin bir düşünce varsa bana göre eğer sen BDP'ye karşı bir tepkin varsa yok efendim Huda para oyu azdır diye AK Parti kazanabilir diye kesinlikle burada BDP kesin kazanıyor. Evet. Kimse burada şey yapmasın. Evet. Kendi inancına, kendi fikrinde ya oy kullanma şeye ortak olma günahı ve inandığın şey bir şekilde inandığın kişiye. Ama AK Parti'nin oy oranı ortalama aynı değişmez diyorsunuz. Fazla değişmez ama. Türkiye genelinde de mi aynı şeyi düşünüyorsunuz? Ne olacak? Şimdi ben operasyonlar oluyor. Sürpriz. Ben bir şifre konuştum. Bazı Kürdistan yolsuzluk operasyonu olsa aday kalmaz ki. Evet. Hadi kazı çekeyim. Kürdistan'a Ergenan Bonel'e geri bir operasyon olsa aday kalmaz ki. Şimdi ben ne kadar desem ki takdiri ilahidir. Bazıları arkadaşlar kızıyorlar ki bizim orası ne de biliyorsun? Mutlaka şüphesiz takdiri ilahidir. Şimdi eğer bir dalga operasyonu birey doğal Kürdistan'a gelirse durum alt üst olur seçimler. Evet. Bu her parti için geçerlidir. Ha, bunu diyorum ben. Özellikle şu anda yerel alanda iktidar olan BDP için de geçerlidir. Genel olarak da iktidarda olan AK Parti için de geçerlidir. Evet. Eğer Kürdistan'a Egerakon operasyonu olursa geçmiş gibi veya bu yolsuzluk, rüşvet operasyonu olursa Kürdistan'ımızda maalesef çok yolsuzluk var ve şey de işte aday kalmaz. Bununla ilgili bir sürpriz olabilir ama ben özellikle hem kendi çalışmamdan dolayı ben özellikle hani sürecin başka bir boyuta olacağını ben hani iddia etmiştim. Bir şey olmaz diye. Onda ben çok çok efendim işte başarılı oldum. Her program sonrası da gereken her bir mesaj verirken bazı hedeflere gittik mi ve birçok şey başardığımı da ben görüyorum. Ben burada belki bazı şeyleri ben fazla işte belirtmek istemedim, sakladım.
Allah'a havale ne kadar etsem de şüphesiz inancımız var zaten ama ben hassasım. Bir hafta içerisinde benim çok büyük efendim sürprizlerim var. Evet. Çünkü gerçekten esnaflar sıkıntılı, esnaflar gerçek anlamda efendim temsil edilmiyor ve esnaflar zaten esnaf odası efendim seçmeye de uğraşıyor zaten. Onunla ilgili evet. Çalışmalar falan var. Ben gerçekten hafta esnaflarla ilgili ulusal medyada zaten. Şuna benim DESOP seçimleri vardı hemen. Yani evet, ne zaman olacak? DESOP seçimi olacak yani. Ne kadar uyutulsa da bazen uyandı. Bu arada BDP uyandı. Hatta en son konudaki birisiyle görüştüm. Belki sen haber yapmışsın. Yok efendim BDP uyutulmuş. Dedi ki biz uyandık. Programı yapınca dedi biz uyanmışız. BDP uyanmış. Bakalım geçmiş hatırlar olmasa çok sürprizlere efendim gebe. Benim herhangi bir koltukta talebim yok, ihtiyacım yok. Kesinlikle Abdullah kızı orada benim Diyarbakır halkı için, ülke halkı için, müsaade için, büyük Türkiye için fikir düşünen olursa olsun hepimiz gerçekten kardeşçe efendim yaşamalıyız. Türk, Laz, Çerkez fark etmiyor. Yani dini mezhebi de ne olursa olsun. Sonuç itibariyle dürüstlük olsun. Yani şimdi bunu derken sanki bizim efendim bölgemizde o iyi gördüğümüz siyasetçi sanki rant çıkarıyor mu? Allah bakayım ben son araştırma yapıyorum. Son arada başlarında görüyorum ki en güvenli siyasetçilerde bile bir şeyler görüyorum. Duyası görüyorum, rantı görüyorum maalesef. Allah izin verirse gelecek hafta itibariyle benim ulusal basında da bazı görüşmeler var. Ben Abdullah Kızıl'a olarak canım, bir canım var zaten. Yani o takdiri ilahidir. Bazı kişilerin ben yararına basıyorum. Yasal çerçevede herkes, Türkiye Hükümeti yasal kanunları yasalar bizimdir, hepimizindir. Bazen geç işlese de, bazen gerçek anlamda işlemese de en geç Türkiye Hükümeti adaletin yasal kanunların kimseye göre üzgün değil. Ne kadar onları bir dönem olursa da elbet bir gün gelecek. Yani bu yolsuzluk operasyonu ya bu son dakika operasyonu herkesin ders çıkarması lazım. Herkes korkmalı. Ve yolsuzluk yapan, kırgızlık yapan, halkın parası çalan artık çekilin diyorum. Korkun diyorum. Ben Abdullah Kızı orada benim bölgemde, benim Ahmet'imde ben hesap sormaya hazırım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Artık zaten son yorumlarınızı da yaptık. İnşallah bu hafta zaten bazı şeyler netleşecek, göreceğiz. İnsanları tatmin edecek mi yapılacaklar? Bunu birlikte göreceğiz. Dediğim gibi inşallah meclis de muhalefetini iyi bir şekilde yapar. Bakalım fezlekeler olacak mı? Hep birlikte takip edeceğiz. Gelecek hafta da yorumunu yapacağız. Ben son bir şey de özellikle arkadaşlarım herkesten rica ediyorum. Bak fikir düşünceniz ne olursa olsun. BDP diyorum, AK Parti olmuyor, CHP diyorum, efendim, bu da parti olmuyor. Yolsuzluk olan yerde, kırgızlık olan yerde karışıp kim varsa suratına tükürüyor. Yani iddia değil. Yani şimdi sonuçta herkes zaten bir kez siyaset... Yani bu bizim geleceğimizin, herkes... çocukların geleceği. Tabii ya. Bir de Sayın Başbakan'ın efendim hani açıklaması var. Hı-hı. Efendim hani babası hı-hı yapmıyorsa. Hı-hı. Yani şimdi konuştuklarında Sayın Başbakan çelişti yani. Mesela bir bakan kendi oğlunu yaptığıyla bir çelişki mesela farklıdır yani. Şimdi demek sanırım yani şimdi ama o, gelecekte o evlat sıradan bir vatandaş değil ki. Tabii ya. Sıradan bir vatandaş olursa belki farklı yorumlar. Bu bizim ama içimizde bu güç de var. Bu güç bir yerden alınıyor. Bilinmeyen ne var? Muhakkak ki Allah-u Teala bilgileri var. Evet. Allah-u Teala bilgileri var ve şu anda hani bazı kişilerin şok olacağı bazı kişiler, bazı siyasetlerde bazı skandalar var. Çocukların yaptığı işbirleri mesela var. Mesela bu aksi bizim Kürtistan bölgesinde burada mesela zıt gördüğümüz kişiler, siyasetçiler kendi çocukları Ankara'da ortamda işe yapıyorlar. Tavla atan var, zıt görüşler. Halkı birbirine karşıya getirip birbirini öldürdüler bazı... Yani şunu diyorsunuz, tepedekiler basit bir tabirle yolunu buluyor. Buluyor. Uyutulan sıradan vatandaş oluyor. Tabii evet. Ya vallahi billahi buluyor, acılar acı oluyor. Diyoruz ki maalesef, hani şimdi dedim ya yerel seçimde sonuçlar da bellidir. Aynı klas, aynı hamal, aç olan aç kalacak, götüren, indirgadı yapan, indirgadı yapacak. Allah sonra hilesi, biz de bunun azalmasını isteyeceğiz. Yani benim gücüm yetmez. Yani diyoruz ki en azından uyaracağız. Yani yarın bu sükürme birisini eleştirirken benim hakkım var. Asla ben birisine iftira atmam, iftira atmak alçaklıktır. Ama bu güzel indirgadı yaparsan benim sorunum aramdadır, benim bana bir şey diyemezsin. Evet. Evet. Hep birlikte bakacağız. Yorumları da yapacağız. Önümüzde 3 ay var seçimlere. Bir sürprizler çıkacak son göreceğiz. Son bir şey daha diyeyim. Alma mazumun anı bir gün çıkar. Aziz de aziz de. Çok teşekkür ediyoruz.
teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bu hafta yayında böyle bir yorumunu yapmak istedik arkadaşımızla. Bakalım yarın neler çıkacak. Biz de hep birlikte bunu basından takip edeceğiz. Her ne kadar artık basın hünyeti yasaklı da olsa yine basın bir şekilde görevini yapacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine farklı bir konu ve konuğumuzla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.